Belediye Başkanım, değerli kulüp başkanları. Arkadaşlar, bu yemeğin amacı 2010-2011 yılının kapanış yemeğiydi. Çünkü ayın 17'sinde biliyorsunuz sezonu kapattık. 2011-2012 sezonu bildiğim kadarıyla 15 Ağustos'tan sonra açılacak. Ama bu yıl bu şekilde iyisiyle kötüsüyle kapanmış oldu. Burada da bu yemekte de eski görev yapmış arkadaşlarım ve amatörün HSKB'nin kuruluşunun daki olan Nale eski başkanı Muzaffer Bey, Hayri abi, burada köyün her türlü yükünü çeken, bugün de biraz görüştük, yaşım 60 oldu, bırakacağım yeter gayri diyor. Ama tahminim orta köyün yükünü tekrar geri Hayri abiye devredecek gibi, çünkü orta köyde büyük ilçelerimizden biri. Bugün yine Hayri abiyle görüştüğümüzde ilçelerimizde sıkıntı var. Köy ve kasabamızda hiç sıkıntı olmuyor. Ama büyük ilçeler bize büyük sıkıntı getiriyor. Orta köy, güzel yurtta bir Asaf abi var. Gülağaç'ta bir Kemal abi var. Eskil'de işte bir arkadaş hep bunların sıkıntı gidiyor ama bildiğiniz gibi büyük ilçelerde sıkıntı var. Kasabalarda herhangi bir sıkıntı var ama o da kişilerin üzerinden gittiği için şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. 2010-2011 yılı tekrar fazla söz almayacağım. Sayın Müdürüm, İl Genel Başkanımız konuşacak. Hepiniz afiyet olsun. Evet, değerli arkadaşlar, bugün babalar günü, çok anlamlı bir gün. Ben sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. 2010-2011 sezonunu bugün bu yemekle güzel bir şekilde tamamladık. İnşallah 2011-2012 sezonu da bu güzelliklerle devam eder. Ben bütün ekiplerimize önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir sezon olmasını temenni ediyorum. Aksaray'da amatör futbol gerçekten son birkaç senedir ciddi bir kimliğe kavuşmak üzere. Ciddiyetin olduğu yerde kurallar işlediği müddetçe sıkıntı olmadan futbolu devam ettireceğiz. Futbol ailesi gerçekten Aksaray'da güzel işler başarıyor. O nedenle bütün emeği geçen idareci arkadaşlarımı kutluyorum. Çünkü futbol bir gönül işi. Her kulübün mutlaka bir ya da iki yöneticisi cebinden para harcamak suretiyle ekibi toplayıp bu amatör sevdaya katılmaya çalışıyor. O nedenle bu özverili arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyorum. Biz her zaman kulüplerimizin yanındayız. Ama gönül istiyor ki futbolun yanında diğer salon branşlarına da kucak açalım. Peki çoğunuz duymuyorsunuz ama birçok branşta Türkiye'yi hem ulusal hem uluslararası platformda temsil eden bir sürü çocuğumuz var. Bunları belki biz sizlere duyurmakta güçlük çekiyoruz. Destek verirseniz çok daha güzel işler olacağına inanıyorum. Bir kez daha yeni sezonda başarılar diliyorum. Bugün Babalar Günü. Çok fazla sözü uzatmayacağım. Bizi bekleyen evlatlarımız var. Onlara da zaman ayırmamız lazım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Müdürüm, değerli ASEKİBE Başkanım, çok değerli arkadaşlarım. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Biraz rahatsız olduğum için fazla uzatmayacağım. Öncelikle ben de müdürümün dediği gibi hepinizi Babalar Günü kutluyorum. Evli veya bekar olsa fark etmez. Her Türk erkeğinin yaptığı bir babalık var. Mutlaka baba olmak için ya da sahip olmaya gerek yok. Her Türk erkeğinde bir babalık olduğu için hepinizin Babalar Günü'nü kutluyorum. Değerli arkadaşlar, ben burada İl Genel Meclis Başkanı sıfatıyla değil, Disiplin Kurulu Başkanı sıfatıyla konuşmak istiyorum. Geçen yıl acısıyla, tatlısıyla bir sezon geçirdik. Belki bu süreçte kırdığımız, üzdüğümüz arkadaşlar olmuş olabilir. Ama biz almış olduğumuz kararlarda kesinlikle vicdanımızı seslendirmedik. Hiçbir arkadaşımıza samimiyet derecemizde olursa olsun herhangi bir şekilde tolerans göstermedik. Ve bize kendilerine ceza verirken, futbolcuya ceza verirken araya giren arkadaşlarımız acı çektiklerine yaşadığına, burada bazı arkadaşlarımız şahit. Bu
nedenle sizlerden yine tekrar rica ediyorum. Eğer biz bu işi birlikte yapacaksak, sporda herkes kardeştir, herkes eşittir. Torpil olayını sporda bitirmemiz gerekiyor. Bu nedenle tekrar rica ediyorum. Hiçbir arkadaşım veya hiçbir kulübüm, samimiyetimiz bir arkadaşımız ne olursa olsun. Gelen futbolcu veyahut da kulüplerle ilgili cezalarda telefon açmasınlar veyahut da ricada bulunmasınlar. Biraz önce dediğim gibi bunun acı tecrübelerini yaşayan kulüplerimiz var. Bu nedenle tekrar rica ediyorum. Arkadaşlardan rica ediyorum. Ayrıca ilgilenen birisi olarak amatör spor kulüpleri federasyonumuzun bir binası yoktur. Sadece bir yeri yoktur. Bir özel idaresine ait, ilgilenen meclisine ait bir binamızı, bir dairemizi büyük bir ihtimalle önümüzdeki ay içerisinde Allah izin verirse tahsis edeceğiz. Amatör spor kulüplerimize tahsis edeceğiz. Ve kalıcı bir yere kavuşturacağız. Bunun da müjdesini vermek istiyorum. Biz üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapmaya hazırız. Sizlerden de tek ricam, kulüp başkanları olarak sizler de üzerinize düşeni yaparsanız bu şekilde hakem, futbolcu ve yönetici kavgası yaşanmaz. Çünkü zira hepimiz kardeşiz, hepimiz arkadaşız. Maç saha içerisinde kalır. Bunları saha dışına taşımanın hiçbir mantığı yok diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.